CRI Türk Türkiye'de panoya hoş geldiniz değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Bu hafta çok önemli bir konuyu sizlerle beraber konuşacağız. Profesör Doktor Tayfun Uzbay bizimle beraber. Görünmeyen Beyin ve Hazdan Bağımlılığa kitaplarının yazarı ve yeni kitabı Cehalet Bilimi de Destek Yayınlarından çıktı. Şu anda yayın evlerinde dileyen isteyenler gidip alıp okuyabilirler diye düşünüyoruz. Kitapta diyor ki küresel zeka algınızı nasıl yönetiyor? Aslında birazcık bu dijital çağda şu anda etrafımızda neler oluyor. Cahil kimdir, cehalet nedir? Bunların üstüne eğilen bir kitap. Algı kelimesi son zamanlarda, son dönemlerde hayatımıza fazlasıyla girdi. Bunu da konuşacağız kendisiyle beraber. Ben de birazcık heyecanlıyım. Profesör Doktor Tayfun Uzbay, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Irmak Hanım. Davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ediyorum asıl kırmayıp geldiğiniz gayet için. Gayet iyiyim. Umarım güzel bir tartışmayla güzel bir farkındalık yaratabiliriz. Çünkü kitabın amacı aslında bir farkındalık yaratmak. Siz giriş yaparken biraz değindiniz buna. Tek amacım var burada, ne oluyor, ne bitiyor etrafımızda, ne oluyoruz ya deyip bir durup düşünüp, biraz düşünüp bir bakmak bazı olaylara. Sanki son dönemlerde bunu herkes düşünmeye başladı hocam. Siz nasıl görüyorsunuz? Bir de siz üniversitede de hocasınız aynı zamanda, gençlerle bir aradasınız. Durum nasıl? Şimdi insan ve toplum faktöründen söz ediyoruz. İnsan diğer bütün canlılarla mukayese ettiğimiz zaman mukayese kabul etmeyecek bir varlık. Yani kültür oluşturabiliyor. Öğrenebiliyor, öğrendiklerini aktarabiliyor, işte yazıyı icat ediyor, yazıyla haberleşiyor, bilgisini yayıyor vesaire. Diğer başka canlılarda, bize yakın olan başka canlılar bir kültür, edebiyat, müzik, sanat böyle şeyler oluşturmuyor ama insan oluşturuyor. Onu üstün kılan bir tarafı var. Beyni var, beyni farklı diğer canlılardan. Daha iradi bir yaratık, stratejik bir yaratık, strateji oluşturuyor ve düşünüyor tabii her şeyden ötede düşünüyor. Şimdi bir dış ortamda yaşıyoruz biz. Dış ortam bizi çevreliyor ve biz o dış ortamın çevrelediği bir yerde yaşıyoruz. Eskiden bilgi ve iletişim çok daha fakirdi. Nüfus da bu kadar kalabalık değildi. Ama birçok gelişmeler oldu dünyada biliyorsunuz. Önce yazı icat edildi. Çok eskilerden bugüne gelirsek. Yazı icat edilmekle kalmadı. Sonra o yazının daha hızlı iletilebilmesi, bilginin daha hızlı paylaşılması için matbaa icat edildi. Bu sefer kitaplar çıktı. O kitaplar aracılığıyla insanlar bilgilendiler. Sonra bilgisayara geçtik. Hadi bilgisayar derken hızla ne olduğumuzu anlamadan bir dijital ortamda kendimizi bulduk. Şu anda bilgi çok fazla, hızlı akıyor. İnsanlar, dünya çok küçüldü. İnsanlar birbirleriyle çok hızlı haberleşebiliyorlar. Bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. Hep bilgi, bilgi diyerek gittim. Bilgiyle ilgili önemli kilometre taşlarını söyledim size insanlık tarihinden. Bilgi çok önemli. Yani bir dış çevreden bahsettik ya, yaşadığımız bizi çevreleyen bir ortam var. O ortam bir taraftan hava aldığımız oksijen o ortamda, besin kaynaklarımız o ortamda, o ortamda dolaşıyoruz, geziyoruz, sosyalleşiyoruz ama o ortam aynı zamanda birçok tehlikelerle de dolu. Eski çağlarda işte yırtıcı hayvanlar vardı, ondan korunmak zorundaydı insan, postu deldirmeden evine bir şey götürmek zorundaydı. Sonra endüstri devrimi vesaire, çalışmak zorunda, çalışarak bir şeyler kazanıp hayatını kazanmak zorunda. Dış ortamda tehlikeler de var. İşte bu dış ortama adapte olma kapasiteniz çok önemli. Ne kadar iyi uyum sağlayabiliyorsanız, ne kadar iyi adapte olabiliyorsanız dış ortama, sizi çevreleyen ortama, o kadar sağ kalım ihtimaliniz, hayatta kalma ihtimaliniz ve sağlıklı yaşama ihtimaliniz artıyor. Peki bu sağ kalımı ve sağlıklı yaşama ihtimalini ne artıracak? Bilgi. Ama hangi bilgi? Gerçek bilgi, doğru bilgi. İnsan hep doğru bilginin peşindedir. Yani ava çıkan o eski çağların insanı herhalde şeyi hesaplıyordu. Daha kestirme yol neresi, daha uçurumsuz yol neresi, karanlıkta dönerken daha tehlikesiz nasıl dönerim, yabani hayvanlardan, uçurumlardan nasıl korunurum, onlar önemliydi bu tür bilgiler. Bugün ama tabii çok daha ekstrem bilgilere, bu dış çevreye uymak için ihtiyacımız var. Bilgi ne kadar doğruysa, aldığımız bilgi ne kadar doğruysa
biz o kadar sağ kalım ihtimalimizi artırıyoruz. Hocam ben bunu biraz ilerleyen dakikalarda soracaktım ama bilgiden girdiniz madem onu sorayım. Şimdi çok ciddi bir sosyal medya çağının içerisindeyiz biz ve bilgi kirliliği de haliyle çok fazla. Evet. Sizin de kitapta sorduğunuz sorulardan bir tanesi aslında bu Google'ın her söylediği doğru mu olayı diye. Biz bu sağlıklı temiz bilgiye nasıl ulaşacağız? Google bizim için güzel doğru soru. Bir kaynak güzel mı? Güzel soru. Google tabii ki önemli bir kaynak. Şimdi asla göz ardı edemeyiz. Bugün artık şu gerçeği de göz ardı etmememiz lazım. Dijitalleşti. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Biz bunu reddedemeyiz artık. Bu oldu. Nasıl ki tarım devrimi yapıldığında insanlar buğdayı reddetmek zorunda değildi. Beslenebilmek için bir şekilde daha farklı gıda kaynaklarına yönelmek zorundaydı. Ya da endüstri çağında farklı alanlarda çalışmak zorundaydı. Bunları reddedemeyiz. O zaman buraya nasıl adapte olacağımıza ve bu kaynağı doğru biçimde nasıl kullanacağımıza bakmamız lazım. Bunun anahtar kelimesi de doğru eğitim. Yani doğru bilgiye doğru eğitimle ulaşırsınız. Google bugün çok değerli bir kaynak. Neden diyorum? Hemen örnek vereyim. Çok uzun bir tarih değil. Benim yani baktığınız zaman insanlık tarihi içinde bir işte 1985'lere 90'lara gidersek benim doktora tezini yaptığım dönemlere o dönemlerde bir akademik bilgiye ulaşmak için iki tane kütüphane vardı yani doğru düzgün Ankara'daydı onlarda biri Hacettepe Üniversitesi'nin kütüphanesi bir tanesi de Bilkent'in daha sonradan kurulan İhsan Doğramacı'nın kurduğu rahmetli Bilkent Üniversitesi'nin kütüphanesiydi sonradan o üniversite arası kurula ya da YÖK'e devredildi vesaire. Şimdi biz oralara gidip tek tek o kitapların içinden kaynakların kopyalarını alırdık. Şu anda böyle bir dert yok ki. İki satır yazın. İster bilimsel alanda olsun, ister denizcilikle ilgili bilgi almak isteyin, ister coğrafi bilgi almak isteyin. Ne istiyorsanız. Ben buraya gelirken siz bana konum attınız. Google'dan indirdim, baktım haritadan ve çok kolay yolumu buldum. Google bu anlamda harika bir kaynak. Yani birçok bilgiyi çok hızlı, çok çabuk alıyorsunuz. Şimdi orada püf noktası şu. Kirlilikten bahsettiniz. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Eskiden de vardı bilgi kirliliği ama bu kadar kitlesel ve bu kadar hızlı etkilemiyordu. Evet. Bilgi nasıl hızlı yayılıyorsa kirliliği de aynı hızlılıkla yayılıyor. Bu durumda da aldığı bilginin doğru olup olmadığını veya doğru bilgiye nasıl ulaşacağını bilen insanlara ihtiyacımız var. Bunun yolu da beşikten mezara eğitim demiş. Bizim dini şeylerimizin, söylemlerimizin içinde de var bu. Evet. Beşikten mezara kadar bir eğitim içinde olmak gerekiyor. Aileden başlıyor eğitim. Doğru eğitim, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite artık ne derseniz nereye kadar gidiyorsa ama temel eğitimin hiç değilse bir zorunlu eğitim dönemi vardır. Birçok ülke bunu hala kullanıyor biliyorsunuz. Yani eğitimden kendinizi soyutlayamazsınız. Herhangi bir ülkenin vatandaşıysanız bir temel eğitim almak zorundasınız. İşte o temel eğitimi ne kadar kaliteli alırsanız Google'ı o kadar doğru kullanırsınız. Aksi takdirde işte Google'da birçok şey yazıyor. Hatalı bilgiler veya eksik bilgiler var. Son bir şey söyleyeyim burada, bu çok önemli. Bir de Google'daki doğru bilgiyi eksik bilgisiyle yanlış yorumlama hareketi var. Mesela gitti bir doktora, doktor dedi ki işte şöyle şöyle bir rahatsızlığım var, sana şöyle şöyle ilaçlar veriyorum ve şöyle bir tedavi uygulayacağız. İşte 10 gün kullan, sonra gel seni bir göreceğim. Daha doktorun kapısından çıkmadan hastalığı oraya yazıyor. İlaçla ve hastalıkla ilgili bir sürü şey karşısına geliyor. Ama doktor onu değerlendirmiş, uzman. Bir hastalığın uzmanı ve kafasında bir takım algoritmaları kurmuş, o hastanın durumunu değerlendirip ona en uygun bir stratejiyi belirlemiş. Bunun arkasında 6 yıllık tıp eğitimi, 4 yıllık uzmanlık eğitimi var, 10 yıl. Şimdi bu tarafta hiçbir eğitim yok ama orada başka insanlardaki bir takım başka stratejiler, aynı ilacın farklı stratejilerini veya aynı hastalığın farklı yansımalarını görüp hekim gibi yorumlamaya kalkınca ne oluyor? Aa diyor, ben de işte bu ilacı bana yanlış vermiş ya da
bu etkiyi hemen göremedim, hemen etki görmem lazımdı. Ya da şu yan etki prospektüste yazıyor, işte bende bu da çıktı filan. İşte oradan başka yollara geçilmeye başlanıyor. Ya başka doktora gidiyor, ya batı tıbbını ya da kanıta dayalı tıbbı lanetleyip nereye gidiyor? Başka tıbbı. Alternatifler başlıyor bu sefer. İşin içine büyüler, sihirler, işte hacamatlar, sülükler, aklınıza Allah ne gelirse girebiliyor. Ha, parantez açayım. Onların da mutlaka uygulanabileceği doğruluk payı olan bir alanla bir yerler vardır. Ama onun da hiç uzmanı olmayan insanlar bu işleri bir taraftan yapıyorlar ve bu kadar da yaygın kullanılmasına gerek yok. Bu modern tedavi yöntemlerinin olmadığı çağda kullanılan yöntemlere yeniden dönmek istiyoruz. Bu geriye gitmektir yani. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bir ara vereceğiz, aranın ardından devam edeceğiz. CRI Türk. CRI Türk Türkiye'de Pano devam ediyor. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler, ilk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz için bir kez daha söylemiş olalım. Konuğumuz Tayfun Uzbay Profesör Doktor Cehalet Bilimi isimli yeni kitabı çıktı. Şiddetle tavsiye ettiğimiz kitaplardan bir tanesi. Şimdi biz ilk bölümde konuştuk tabii, çok fazla bilgi var dedik. Bilginin getirmiş olduğu bu kitlesel hızdan kaynaklı bir bilgi kirliliği de var dedik. Ben hocama sordum, peki bu bilgi kirliliğinin nasıl başa çıkabiliriz diye. Kendisi de eğitim dedi. Şimdi siz eğitim demişken hemen ben oradan not mu aldım, devam etmek istiyorum. Bir eğitim sistemi son zamanlarda çok fazla eleştiriliyor tabii haliyle. Özellikle ilkokullardaki 4 artı 4 artı bu üniversitelerin işte çok fazla üniversite açıldığı olayı var. Bir de daha bugün taze Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada vakıf üniversiteleri ticari olarak çalışıyor dedi. Bu açılardan bir yorumunuzu alırsam sizin çok sevinirim. Evet, önceki bölümde söylemiştim, bir temel eğitim çok önemli. Yani temel eğitim çok önemli. Bir ülkede herkes illa üniversite okuyacak diye bir kural yok. Meslek okullarına da farklılaşabilir. Bizim ara iş gücünde işini düzgün yapan, işini seven ve işinde yaratıcı olan ara iş gücünün çeşitli kademelerinde çok nitelikli elemanlara da ihtiyacı var insanların. Ve o işler de, o meslekler de çok saygın meslekler tabii zaten. Ki. Ama Türkiye öyle bir hale geldi ki, üniversite eğitimi aynı zamanda bir etiket oldu. Evet. Yani iyi bir evlilik yapmak için bir üniversite bitirmek zorundayım. İşte askerliği şu kadar ötelemek için bir üniversitede ben durayım da bir şey yapsın. Neyse, o problem artık kalktı ortadan biraz. Sonuç olarak etiket kazanmak için, yani üniversite aslında yüksek bir öğretimdir, ileri bir öğretim sistemidir. Size entelektüel bir bakış açısı kazandırır dünyaya, hayata. Evet. Oradan yola çıkarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Ne bileyim, bir güzel sanatlar akademisini bitirip güzel sanatlar alanında daha sofistike, daha güzel eserler ortaya koyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir spor akademisine giderek sporu daha iyi yapabilirsiniz. İşte meslek kazandıran tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi okullara giderek bu meslekleri yapıp insan sağlığına dokunabilirsiniz. Güzel işler yapabilirsiniz. Mühendislik, mimarlık okuyarak gene keza böyle daha sofistike işler yapabilirsiniz. Ama herkes şunu düşündü Türkiye'de. Üniversite eğitimi iş bulma için önemlidir. Evet, üniversite eğitimi daha nitelikli iş gücünde çalışmak, daha çok para kazanmak için doğrudur, önemlidir. Ama acaba bu maaşı ve bu pozisyonu karşılayacak ne kadar boş lot var toplumun içinde? Şimdi üniversitede okuyan öğrenci sayısına bakıyorsunuz, bir hayli fazla, ama her üniversite mezunu da hemen yönetici konumunda olmak istiyor, yüksek maaş almak istiyor. Peki bu imkanlar ne kadarına verilebiliyor? Baktığımız zaman biliyorsunuz, kimse kendini aldatmasın, bu üniversite sınav sonuçları açıklanıyor. İşte ilk 1000'deyim, ilk 100.000'deyim, ilk 200.000'deyim, ilk 10.000'deyim gibi şeyler var. Benim zamanımda üniversiteye girmek çok zordu. Çünkü hakikaten üniversiteler vardı ve girdiğiniz zaman bir üniversite eğitimi alıyordunuz. Evet. Şimdi vakıf üniversiteleri çoğaldı. Güzel, her ile bir üniversite açılması kötü bir şey değil özünde baktığınız zaman. Ama bu üniversitelerin görev tarifleri ne? Yani
Sadece öğrenci mi yetiştirecekler, araştırmada yapacaklar mı? Bu ayrı bir konu. Arge konusu zaten Türkiye'nin önemli evet. sıkıntılarından bir tanesi. Yoksa bir ticarethane mi ve öğrenciye de müşteri gözüyle mi şimdi bakılıyor? Şimdi bu bir ticarethane ve öğrenci müşteri olduğu andan itibaren geçmiş olsun zaten. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu işsizlik oranı, yanlışsam beni düzeltin, bir yerden okumuştum, doğru olabilir, yanlış olabilir, kesin doğru gibi söylemeyeyim, %20'li rakamlardan bahsediliyor. Yani bu her 5 mezundan bir tanesinin işsiz evet. olması anlamına geliyor ki bu önemli bir şey. Burada bazı üniversiteler hakikaten üniversite standardını sağlıyor ve işi götürüyor ama bunların sayısı az. Büyük bir çoğunluk da bir tarafından giriyor bu işin içerisine. Eğitim işinden evet bunun ticari bir getirisi var. Pahalı bir iş bu. Siz bir öğrenci olarak ortalama bir üniversitede işte yıllık 60 bin, 100 bin, 150 bin lira gibi rakamlar ödeyerek uzun süreler, 4 yıl falan bir üniversiteyi bitiriyorsunuz. Veya 5 yıla uzatıp şimdi ikinci programlar var. Belli bir ortalamayı tutturduktan sonra ikinci bir diploma daha alıyorsunuz ama her iki diploma da iş bulmanız için çok da fazla yeterli olmayabiliyor. Evet. O yüzden üniversite eğitiminin ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ticarileşmeyle ilgili kaygısına katılıyorum ama bunun çaresi de aslında var. Amerika'da da böyledir bu iş. Bir takım gelişmiş batı ülkelerinde de böyledir. Üniversiteler üçe ayrılır orada. Bir devlet üniversiteleri vardır, vakıf üniversiteleri vardır, özel üniversiteler vardır. Özel üniversite paralıdır. Oraya parayla girersiniz. İyi veya kötü neyse işte bu tüketici ile müşteri ilişkisi gibi bir şeydir. Beğenmiyorsanız değiştirirsiniz, hakkınızı ararsınız. Paranızla bir şeyler yapar oradan bir diploma alırsınız. Onlar da kendi içinde kolay girilip kolay çıkılanlar, zor girilip kolay çıkılanlar, işte kolay girilip zor çıkılanlar falan olabilir orada. Ya da bazı önemli isimli üniversitelerin arka bahçeleri olabiliyor. Mesela Harvard'ın farklı programları var. Şimdi bir ana Harvard var. Bir de bahçede bir yavru Harvard var. Şimdi her Harvard mezunu da aslında Amerika'da iş bulamaz bakın. O Harvard doğrudur. Diplomasıyla gelip tamam Türkiye'de iş bulabilir. Aa Harvard evet. diploması var dersiniz ama ondan Amerika'da iş bulma şansı yoktur. Bu gerçekleri de bilelim. Şimdi bizdeki sıkıntı şu. Özel üniversiteler yok. Vakıf üniversitelerinin tenzih ederim. Hepsini katmam tabii. Gayet güzel işini yapan üniversiteler de var burada. Ama maalesef çoğunluğuna baktığımız zaman özel üniversite gibi davranıyorlar. Evet. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi de şu. Bir üniversite mesela 10 binlik, 15 binlik dilimden bir öğrenci de geliyor bir programa. 100 binden de geliyor. Şimdi 10 binden 100 bin aynı programda olduğu zaman siz dersin dozunu 10 binden mi ayarlayacaksınız 100 binden mi? Ha burada bir kargaşa çıkıyor ortaya zaten. Öğrenciler bu sefer memnun olmayıp yatay geçişler, dikey geçişler ve gençlik, öğrenciler. Hani bunlara Z kuşağı diyorlar. Ben o yaftalamaya da karşıyım. Yani yok Y kuşağı, X kuşağı, alfa kuşağı. Her kuşağın kendine göre sıkıntıları var. Hepimiz insanız ama Z kuşağının sorunu şu, o kadar hızlı geçtik ki 2000'li yıllarda biz şeyden yani bilgisayar teknolojisinden dijital teknolojiye, internete, internetten çok hızlı bir bilgi akışına çok hızlı geçtik ve bu çocuklar onun ortasına doğdular. Yani benim babamla aramda olan kuşak farkı çok yoktu, dedemle oluyordu. Evet. Şimdi kardeşiyle kuşak farkı oluyor. Yani doğru. bir kardeş Android'de şu uygulamayla doğuyor, dünyaya geliyor. Ötekisi dünyaya geldiğinde o çok daha farklı bir uygulamanın içine doğabiliyor. O yüzden bilgiyi de çok doğru bilgiye çabuk ulaşıp onu iyi sindirmek de önemli. Kuşaklar arası çatışmayı kaldırmak için. Şimdi bu Z kuşağının sıkıntısı bunu yaftalıyorlar ve diyorlar ki bu reklamdan hoşlanır. Instagram'ı sever. Niye? Instagram'da uzun uzun yazılar yok. Bunlar uzun uzun yazıları okumazlar. Bakın ben dekanlık da yaptım 2,5 yıl bulunduğum üniversitede. Birçok gayet sevimli güzel öğrencilerim oldu. İnan ki bir kuşak farkı yaşamadım. Çocukların ne istediğini biliyorum. Bu çocuklar uzun yazı okumak, okumamak gibi bir dertleri yok. Okudukları yazıyı anlamak gibi bir dertleri var. Ve bu kuşak daha dinamik bir kuşak.
Yani siz bu kuşağı işte suyun kaldırma kuvvetini, E eşittir MC kareleri, işte mikroskopta baktığınızda filanca bakteri falanca işi yaparı bilmem neyi, hani bu klasik klişe bilgileri tamam eyvallah alalım da bu bilgiler nereden geliyor'yu sorguluyorlar bir. Evet. İkincisi bilgi o kadar hızlı değişiyor ki öğrenci daha sen şeyi öğretirken, bir teoriyi öğretirken o teori rafa kalkıp yerine yeni teoriler gelebiliyor. Öğrenci bekliyor ki hocasından o da geleceğe biraz bir projeksiyon yapabilsin. Ama hoca gelip de tahtada sadece işte 10 yıldır hazırlayıp sunduğu bilgileri sunmaya başlayınca o zaman bu sıkılgan Z kuşağı oluyor. Tabii ki seni dinlemiyor. Tabii ki elinde cep telefonuyla oynuyor. Tabii ki Google'a bir takım şeyleri soruyor. O yüzden bu gençleri anlamanın yolu onlar kadar hızlı düşünme becerisi ve bu teknolojinin içine bir şekilde katılma, adapte olma meselesi var. Tam buradan hocam şuraya bağlamak istiyorum. Çünkü sizin gene kitapta sorduğunuz sorulardan bir tanesi, üst üste gidiyoruz. Akademisyenleri de değerlendirmek lazım bu noktada. Öyle. Akademisyenler cahil mi diye sormuşsunuz siz. Akademisyenler cahil mi diye sormamın nedeni şu Irmak Hanım. Ya akademisyenlerden öyle laflar çıkıyor ki ağzım açık kalıyor. Yani bir akademisyen nasıl bu lafı edebilir? Tabii bunun çok çeşitli nedenleri var. A, ne kadar spekülatif konuşursanız sosyal medyada o kadar takipçiniz oluyor. Veya evet, o kadar böyle absürt bir şey söyleyin anında bir sürü kişi geliyor. Kimi işte küfür ediyor, kimi eleştiriyor, kimi de sizi seviyor öbür tarafta. Öyle. Bir de küfür falan yiyip mağdur olursanız ve birileri de sizi korumaya başlarsa o mağduriyetin üzerine hadi sana işte 1000 tane, 2000 tane daha takipçi falan derken medyada siz de bir medya elemanısınız. Aslında bakın bilimle medyanın çok ortak bir paydası var. Evet. Her ikisi de gerçeği arar. Bilim gerçek bilginin, medya gerçek haberin peşinde koşar. Ama bugün yaşadığımız çağda bilim ne kadar gerçek bilginin peşinde koşuyor, medya ne kadar gerçek haberin peşinde koşuyor, o ayrıca tartışılır. Orada etik diye başka bir kavram zaten işin içine giriyor. Ama gene sorumuzdan hareket ederek gidersek, şimdi bilim insanı sorumluluğuyla hareket etmek zorunda. Çıkıp da çok absürt bir şey söylememesi gerekir. Ama o kadar absürt şeyler söyleniyor ki, ben basitçe size örnek vereyim. Yani bir doçentlik sınavına girmiş olsa bu hoca ve o bilgiyi verse o sınavı geçemez. Ya da tıp fakültesinde bir sınavda sorunun cevabı olarak bunu yazsa hekimlik unvanını alamaz. Bunu kendi de biliyor. Ama bunlara maalesef bu söylemleri sık yapıyorlar. Burada da medyanın şöyle bir yaklaşımı oluyor. Ben bir medya iletişimci falan değilim ama bu kadarını tahmin edebiliyorum. Şimdi medyada şöyle bir şey var. Bir köpek adamı ısırırsa bu haber değeri çok taşımaz. Çünkü köpek adamı ısırabilir. Bize habercilikte temel öğretilen cümledir bu, evet. Evet. Ama ben gelip bir köpeği ısırırsam, çılgın profesör köpeği ısırdı diye bir manşet atsanız bu haber okunur. Kesinlikle. Şimdi işte buralarda bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Medyanın da biraz sorgulayıcı yaklaşması gerekiyor ama maalesef medya bir takım fenomenler yarattı. Bir takım mikro şöhret sahipleri olan insanları yarattı. Bu insanların büyük izleyici kitleleri var. İki şey yapıyorlar. Bir, spekülatif konuşuyorlar. Çok spekülatif konuşuyorlar. İki, duymak istediğinizi söylüyorlar. Yani ben kendi alanımdan örnek vereyim, sağlık alanından. Bir tansiyon hastasıyım, biraz tuz kısıtlamam var, biraz işte ilaçlar kullanmak zorundayım tansiyonumu regüle etmek için, düzenlemek için. Ama bu ilaçların da bazı yan etkileri de var. Tabii ki benim faydalandığım etki hayatımı kurtardığı için yan etkilerine de katlanmak durumundayım. Böyle bir hayat yaşıyorum. Ama biri çıkıp da tansiyon ilaçları palavra kullanmayın, atın onları, gidin işte şurada falanca ot var onu kaynatın veya gidin tuz yalayın falan dediği zaman insanların kulağına bu hoş geliyor. Hem o ilaçlardan kurtuluyorum, profesörse o da profesör. Tabii. Tayfun Hoca da profesör. En azından iki profesör farklı bir şey söylediğinde ne çıkar ortaya? Bir şüphe, soru işareti. Bir tartışma noktası yaratılmış oluyor. Tamamen yalanın lehine kullanılabiliyor bu. Çünkü insan konformist bir yaratık.
işine geleni alma, işine gelene önce sarılma ihtimali var. Ben ne kadar yaşlı gözüksem de siz bana hocam 20 yaşında gözüküyorsunuz gibi bir iltifat etseniz, ben yok canım falan desem bile onu yan cebime koyarım. Yani gerçekten bu böyle. Bu arada gerçekten de öylesiniz çok hocam. Çok teşekkür ederim. Yan cebime koydum. Hemen bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam ediyoruz. CRI Türk. CRI Türk Türkiye'de pano kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler, konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Biz çok derin konulara girdik. Programı kaçıranlar artık YouTube'dan, kanaldan programın tamamını izleyebilirler. O yüzden özet geçmiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi hocam, Z kuşağını konuştuk. Z kuşağının sorunları var dedik. Üzerine eğitime değindik. Eğitimden akademisyenlere kadar geldi konu. Ve orada bir şey söylediniz. Hani ün ve şöhret insanlar için çok önemli dediniz. Spekülatif konuşuyorlar. İşte takipçi sayılarını artırmak istiyorlar. Ne yazık ki bunu üniversite hocaları da yapıyor, işte akademisyenler de yapıyor. Buradan hemen ben insanların duymak istediklerini söylüyorlar dediniz. Evet. Şunu sormak istiyorum, çünkü sizin kitapta da var, algıyla ilgili kısım. Bu algı yönetimi dediğimiz, zaten bu algı kelimesi yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorsam, son böyle bir 17-18 yılda artık hani kulağımıza aşina olduğumuz algı arttı. Yönetimi. Önceden de vardı bu algı yönetimi ama son yıllarda tabii bu bilgi kirliliği, dezenformasyon ve bilginin, kirli bilginin de hızlı yayılması algı yönetimini kolaylaştırdı. Evet, ve çok fazla duyar olduk, çok fazla konuşur olduk bunu. Hem sosyal hayatta ki, hem siyasette de bu böyle şimdi oldu. Şimdi asıl önemli olan sosyal hayatta bize çok batmıyordu. Ama siyasetin skobuna girince, yani siyasetin ilgi alanına girdiği andan itibaren herkesi ilgilendiren bir şey haline geldi tabii ki. Şimdi bu birincisi şuradan tabii siz daha iyi anlatırsınız. Algı yönetimiyle kastedilen ne? Ve bu duymak istenilenin söylenmesi de bu algı yönetimiyle alakalı bir durum mu? Şimdi algı yönetimi, basitten komplekse doğru iki uç örnekten gidelim. Küçük bir grup içinde algı yönetimi yapabilirsiniz. Ne bileyim işte, siz burada çalışanlarsınız bu radyo istasyonunda. Ufak ufak klikler olabilir aranızda. Yani kendinizi daha iyi göstermek için, işinizi daha kolay halletmek için insanlar işte karşısındakinin algısını kendi istediği biçimde yönetmek ister. Evet. Bunun yolu da, insanlarla iyi ilişkiler kurmanın yolu da genellikle hep iltifattan geçer. Yani duymak istediğini söylemekten geçer. Onun birazcık nörobiyolojisine de değineceğim birazdan. Ama bunlar önemli değil. Zaten hepimizin homo sapiens sapiens olarak işte modern insanın hep yaptığı iş. Eski çağlarda da yapıyorduk, şimdi de yapıyoruz. İşte iyi geçinmemiz lazım birbirimizle. Kavga her zaman iyi olmuyor. Ama toplumsal şeye çıktığımız zaman, toplumsal platforma çıktığımız zaman kitlelerin algısının bir şekilde yönetilmesi meselesi var. Kitlelerin algısı nasıl yönetilir? İnanç sistemi içerisinden yönetilir. İnanç derken hemen herkesin aklına dini inançlar gelmesin. İnsanların bir fikri, bir olayı veya bir hareketi, zaafları takip edebilmesi için inanması lazım. Buna inanması ve ikna olmasının da yolu, çok güzel söylediniz, zaafları var insanların. Çünkü zaafın arkasında yatan da insanın giderek daha konformist olması. Haz odaklıdır insan. Yani insan mutlu olmak istiyor ya. Yani mutluluğu arıyor. Stres içinde yaşamak istemiyor. Zaten o hani bir tabletle, bir tane kapsülle, bir sihirli ilaç içerek zayıflamak isteyenler, ne bileyim sihirli yöntemlerle, basit yöntemlerle hastalıklarından kurtulmak isteyenler, hep bu hazza yönelik şeyler bunlar. İnsan zaten hani bir de şey vardır, büyüklerimiz hep söylerdi, rahat mı batıyor derler. Evet. Yani insan hiçbir derdi yokken bile rahat batar, evet. Çünkü daha rahat ister, daha fazla rahat etmek ister. Şimdi kitlelerin inanması lazım. Kitleleri inandırmanız için de bir siyasette konuşuyorsak, kitlelerin sizin söylemlerinizi desteklemesi lazım. Bunun için kitlelere duymak istediğinizi söylersiniz. Kitapta da örnekler var onlar. Bunun en canlı, en çarpıcı örneği Hitler dönemidir. Evet. Ve Hitler'in propaganda şefi Goebbels diye birisi var. Evet. Bu vatandaşın yaptığı şeyler harikadır. Ve orada Hitler'in müthiş tespitleri vardır. Hitler Kavgam kitabında açık açık da yazmış bunları. Hatta
Yanılmıyorsam şeyin İngiltere'nin başbakanı, şimdi getiremedim ismini. Boris Johnson. Yok yok. Eski o başbakan. Eski dönemde ünlü kişilerden bir tanesi. Allah Allah. İkinci Dünya Savaşı'nda da. Churchill tabii Churchill. Ki. Winston Churchill. Winston Churchill şunu söylemiştir. Keşke şu adamın yazdığı bu kavgam kitabını doğru düzgün okusaydık, belki İkinci Dünya Savaşı'na mani olabilirdik gibi bir şeyi var. Evet. Orada geniş toplum kitlelerine bir bunları şey yapıyorlar. Eğitimi hiç önemsemiyorlar. Evet. Temel bir takım şeyleri öğrenin yeter, öyle çok fazla eğitimli olmaya çok da gerek yok diyorlar. Aslında çok da eğitimli olmaya gerek yok lafı iyi bir söz ya. Yani rahatlatıcı bir söz. Bugün üniversite öğrencilerine veya lise öğrencilerine artık derste kalma yok. Şu ders seçmeli oldu, bu ders artık gereksiz bilmem ne dediğinizde hemen kabul görüyor. Boş geçen dersler sevindiricidir. Daha az size eziyet veren eğitim sistemi sevindiricidir ama maalesef öyle değil. İşte cahil kalıyorsunuz. Cahil kalınca toplumların, kitlelerin yönetilmesi kolay oluyor. Ve bu konuda ünlü bir Türk sosyal psikoloğu vardır, Muzaffer Şerif. Maalesef Türkiye kıymetini bilememiştir, yurt dışına gitmiştir. Muzaffer Şerif'in sürü psikolojisiyle ilgili önemli tespitleri vardır. İnsanlar sürü psikolojisi içinde hareket edebiliyorlar ve toplum ne kadar cahil olursa o kadar sürü psikolojisi içinde hareket etmeleri de kolaylaşıyor. Çünkü cahil kaldığınız, yani bilgiyi kullanmayı bilmediğiniz zaman ya da siz özellikle bir şekilde cahil bırakıldığınız zaman bir sorgulama şeyine, sorgulama immün sisteminizdir siz. Yani vücudun bir savunma mekanizması Tabii. var ya, mikrop girdiği zaman harekete geçiyor. Hatalı bilgiye karşı da sorgulama, bir durup bir dakika bir anlamaya çalışma, arka planını araştırma, harekete geçmeden önce farklı kaynaklardan bilgi almaya çalışma da dezenformasyona karşı sizin bir immün refleksinizdir. Ama bu refleks maalesef cahil bırakılan ve sürü psikolojisi içinde yönetilen insanlarda olamıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? İnsanlara vaatlerinizi veriyorsunuz, onların oylarını alıp rahatlıkla iktidar olabiliyorsunuz. Onun arkasından işte arkamda şöyle bir güç desteği var diye işte Hitler'in yaptığı şeyler zincirleme geliyor ki iş nereye kadar gitti? Koskoca bir İkinci Dünya Savaşı, evet. arkasından Japonya'nın iki tane atom bombası yemesi, Almanya'nın parçalanması. Almanya demişken bakın, bilgi, üniversite o kadar önemli ki hemen burada parantez açıp bir örnek vereyim. İsimleri tabii şu anda tam hatırlamıyorum ama evet. olay gerçek. Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda batıdan, Amerika'dan bir yumruk yedi. Sağlam yumruk yedi. Doğudan da Ruslardan sağlam bir yumruk yedi. Ve Almanya bölündü arkasından. Önemli bir toprak parçası da Doğu Almanya olarak şeye katıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katıldı. Ve Almanların ordusu filan terhis edildi. Ordusu yok, hiçbir şey yok Almanların. Ve bir toplantıda bir Alman profesörle bir İngiliz veya işte Amerikalı bir profesör konuşuyorlar. Diyor ki öbürü, savaşın kazanan tarafı, artık diyor siz kendinize gelemezsiniz bundan sonra. İşiniz zor. Bizde de Cumhuriyet döneminde yapılan tartışmalara benzer bir tartışma. İşte sizi bir manda yönetimine girin gibi bir tartışma bu. Alman diyor ki siz kendinize bakın, biz toparlarız diyor. Profesör. Neyinize güveniyorsunuz? Anahtar soru. Güzel bir soru soruyor. Evet. Üniversitelerimize ve birikimimize güveniyoruz diyor. Bilimsel birikimimize. Almanya'nın Prusya ekolü vardır. Müthiş bir bilimsel ekoldür. Alman üniversiteleri çok güçlüdür. İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey üzerinden geçmiş olmasına rağmen Almanya bu kültürün üzerinde, üniversitelerinin üzerinde yeniden yükselmeyi başardı ve bugün tartışmasız Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesidir. İşte bilgi, İyi üniversite, üniversite kültürü, bilim bunun için çok çok önemli. Çok güzel örnek verdiniz hocam gerçekten. Ve Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti, ikisini de söyleyeyim. Osman Bey Osmanlı Devleti'ni, Selçuklu Devleti kurulurken de aynı şey. Hep bilim ve bilgi felsefesi üzerine kurulmuştur. Evet. Ne zaman ki bilim ve bilgiden uzaklaşmıştır, koskoca Selçuklu parçalanmıştır, Osmanlı kurulup gelişmiştir ama bilim ve teknolojiyi yakalayamadığı için yıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti gene bilim ve bilgi odaklı
kurulmuştur. Ki evet. Atatürk'ün söylediği benim manevi mirasım akıl ve bilimdir, diyor. Başka bir şey bırakmıyor yani. Bir ideoloji de bırakmıyor yani arka tarafta. Onun sözünün üstüne söyleyecek çok fazla şey yok zaten. Şimdi evet. Ben hep sizin konuşmalarınızdan böyle bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Sıra sıra tersten gittik ama tabii. Kitabın başına doğru da geldik. Cahil kalınca dediniz bir ülke. Bu çok önemli bir nokta bence. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada sizi böleceğim ama şuraya not almışım kortikolimbik diye. Neden hani duymak istediğimize neden bu kadar çok inanıyoruz? Onun cevabı da şurada. Çok basit. Beynimiz orta kısmında, dip derin kısımlarında limbik sistem var. Limbik sistem duygu ve dürtülerimizin oluştuğu yer. Ve burada oluşan duygu ve dürtülerimiz alın lobuna, frontal kortekse yukarıya geliyor. Burası da bizi iradi yapan yer. Diğer bütün o maymunlardan, aslanlardan, kaplanlardan bizi ayıran, kültür yarattıran yer burası. Burası Homo sapiens sapiens'te farklılaştı ve modern insan ortaya çıktı beynin evrimsel süreci içerisinde. Şimdi biz bu sayede iradi davranabiliyoruz. Aklımıza her geleni yapmamamızın, daha mantıklı, daha stratejik hareket etmemizin kaynağı frontal lob. Frontal lobunuz sağlıklı çalışıyorsa duygular ve dürtüleri alır, uygun olanlarını yapar, uygun olmayanlarını baskılar. Çok frontal ağırlıklı giderseniz keşkeleriniz olur ileride. Çok limbik ağırlıklı giderseniz ileri yaşları göremeyebilirsiniz. Başınız yasalarla derde girer, uyuşturucu bağımlısı olabilirsiniz. Çok risk alan bir kişi olabilirsiniz. Çok basit, dinleyiciler anlayacağı şekilde ifade edeyim. Canınız müthiş kaymaklı ekmek kadayıfı çekiyor. Limbik sistem diyor ki git ye. Çok lezzetli bir şey. Biliyorsunuz bunun lezzetli olduğunu. Ama öbür taraftan da sizin yaşınız ve kilonuz itibariyle bundan uzak durmanız lazım. Size frontal korteks diyor ki yapma. Bunu yapma, ertele. Böyle bir ilişki var. Ama insanlar limbik odaklıdır. Limbik 1-0 önde başlar. Yalan, yani duymak istediğinizi söyleyen yalanla 1-0 öne geçer size iltifat eden. O yüzden duymak istediği üzerinden gidiyor. Bütün bu algı yönetimleri vesaireler. Evet, şimdi sorumuza gelebiliriz. Çok güzel anlattınız gerçekten. Canım da ekmek kadayıf çekti bak şimdi gördün mü? Dondurma da olabilir üzerine. Evet, çok güzel olurdu yani. Buradaki herkes yemeği çok seviyor. Şu an herkesin kafasında dönüyor. Ama yaş itibariyle siz çok şanslısınız. Orada benim frontal lobun devreye girmesi gerekiyor. Yani siz rahatlıkla yiyebilirsiniz. Metabolizmanız hızlı. Ben de kilo açısından çok rahat yiyemem hocam. Hiç orasını hatırlamayayım şimdi. Cehalet nedir? Cahil kimdir? Bir de bunun açıklamasını yapmanızı isteyeceğim sizden. Ya şimdi cehaletin açıklamasını ben basit halk diliyle yapabilirim ancak. Çünkü bu felsefi bir şey ve ben bir felsefe hocası değilim. Öbür taraftan bu aynı zamanda sosyolojinin, mantığın, psikolojinin, antropolojinin birçok başka yan bilim disiplinlerinin alanına girer. Oradan tarif etmeye kalktığınızda benim tarifim hani onu oradan o gözle bakan o alanın uzmanları tarafından çok basite kaçabilir. Ama basitçe ben cehaletten bahsettiğim bilgisizlik. Yani sahip olması gereken bilgiye sahip olmama durumu. Aslında sahip olabilir bu bilgiye ama sahip değil. Bakın tırnak içinde bir daha altını çiziyorum. Elinizde olmayan cehaletleriniz vardır. Aslında insan cahil doğar, cahil ölür. Çünkü her şeyi bilmemize imkan yok. İhtiyacımız olan bilgiler vardır. Siz şimdi bir medya iletişim uzmanısınız, doğru mu söylüyorum? Evet. Bu alanı iyi bilmeniz lazım. Şu mesleği iyi icra etmeniz için. Ama siz bu alanda kendinizi geliştiremezseniz bu işi iyi yapamazsınız. Ama sizin tutup da psikoloji alanında işinize yarayacak kadar bir bilgiye sahip olabilirsiniz ama gidip ilaçların nasıl sentezlendiğini falan öğrenmenize gerek yok. Veya ileri coğrafi bilgilere, denizcilik bilgilerine ihtiyacınız yok. Siz denizcilik alanında cahilsiniz ama medya iletişim alanında mesleğinizin gerektirdiği kadar bilgiye sahipsiniz. Ama zır cahil de olabilir bir insan. Yani topluma intibak sağlamak ve sağlıklı yaşamak için gereken bilgileri tamamen reddeder. O zaman da işte bir zır cahil olarak, tam cahil olarak kalır. Cehaletten kastettiğim bu. Sahip olması gereken bilgiyi reddedip almamak veya çeşitli nedenlerle bu bilginin o kişiye ulaştırılmayarak cahil bırakılması. Öbür sorunuz neydi? Cehalet bu. Cehalet bir de cahil. Cahil de işte bunun kurbanı.
Yani kurban da cahil oluyor yani maalesef. Şimdi bence kitabın ana sorularından bir tanesi, hatta herhalde asıl sorusu, son olarak da onu sorayım size. Çünkü arkada benim en çok bu hoşuma gitti zaten. Giderek amacından sapan bilim olgusu büyük ekonomik stratejilerle birlikte entelektüel sahteciliğe maruz bırakılıyor demişsiniz. Maalesef. Ve ben bilim amacından nasıl saptı, son olarak bunu soracağım bilim size. Bilim amacından kapitalizmle birlikte sapmaya başladı zaten. Hı. Yani kitapta ona yönelik çok örnekler var. Şimdi ben böyle konuştuğum zaman bir de bana diyorlar ki ne yani sen komünizmi mi övüyorsun? Yani kapitalizmin karşılığı illa komünizm olmak zorunda falan değil. Yani şimdi kapitalizmin artıları olduğu düşünüldü ama kapitalizm bugünkü dünya toplumunun dertlerine derman olmuyor. Oluyor diyen varsa o zaman kimse tutup da süper güçlerden, ne bileyim işte politikacıların post-truth yalan söyleyen davranışlarından, sosyal bir takım toplumsal hakların insan olarak, insan hakları evrensel beyannamesinde ruhunu bulan bir takım işte sağlık hakkı, eğitim hakkı, eşitlik hakkı, bütün bu hakların kendisine tam verildiğini de iddia etsin o zaman. Bunların tam verilmediğini biliyoruz hepimiz. Evet. Önce bunun farkında olmamız lazım. Bunun nedeni kapitalizmin giderek, aslında kapitalizm küreselleşmeyi getirdi arkasından. Globalizasyon dendi biliyorsunuz. Neydi amaç? Bütün dünya ortak dil konuşacak, kültürler birbirini tanıyacak ve kültürlerin birbirine karşı hoşgörüsü artacak. Ben soruyorum size, yani son 15-20 seneye bir bakın, Orta Doğu'ya bakın, yakın coğrafyamıza bakın. İnsanlarda çatışma daha mı çok arttı? Silah satışları vesaire daha mı çok arttı? Arttı tabii. Yoksa insanlar benim kültürüm senin kültüründe ne güzel yan yana oluyor falan, birlikte halay mı çekiyorlar? Aynı kültürün içindeki iki insan, aynı ülkede yaşayan iki insan bile birbiriyle geçinemez hale geldi. Etnik çatışmalar başladı, kutuplaşmalar başladı. Bakın zaten cehalet biliminde veya algı yönetiminde ana esaslardan biri şudur. Kutuplaştıracaksınız. İnsanlar kutuplaşacaklar. Kutuplaştırırsanız insanların algısını daha iyi yönetebiliyorsunuz. Her iki tarafı birden de idare edebiliyorsunuz zaten. Şimdi bu kapitalizmin içine incelsin diye, hani boyanın içine ne koyuyorlar? Tiner koyuyorlar. Niye koyuyorlar? İncelsin diye. Hı hı. Şimdi bu kapitalizmin içine liberalizmi yedirmeye çalıştılar, inceltmeye çalıştılar. Kapitalizmin içine liberalizm girdikten sonra da daha insancıl, daha hümanist bir toplum çıkacak derken biz vahşi kapitalizm diye başka bir şey ortaya çıktı. Her şey özelleşmeye, her şeyin bir bedeli var. İşte bilginin bedeli var kardeşim. Öde bedelini, sen o bilgiyi öyle al. Peki o bedeli ödeyecek parayı ben nasıl kazanacağım? Öbür taraftan bir de o var. Şimdi 20. yüzyılın bilimi, 19 ve 20. yüzyılın bilimi 18. yüzyıldan falan başlayarak veya 17. yüzyıldan, daha eskilerden de gidebilirsiniz. Neydi 20. yüzyıla kadar? İdealistti. İdealizm tırnak içinde, hı hı, bugün aptallık gibi görülebilir. Bir ara idealizme aptallık diyorlardı. Bu beğenmedikleri Z kuşağı var ya, daha idealist. Evet. İdealist, yani idealizm arıyor. Çocuklar idealizm istiyor. Hocanın namuslu dürüst ders anlatmasını istiyor. Ne bileyim, bilgiye hızlı, çabuk ve güvenilir ulaşmak istiyor. Sorgulamadan bir bilgiyi kabul etmiyorlar. Ve kafalarının diklerine gidiyorlar. Bu da bir idealist kişilik göstergesi aslında. Ama siz işte onlara doğru şeyleri vermezseniz, önderlik edemezseniz onlar tabii ki çatışmaya gidecekler. Çünkü onlar ergen aynı zamanda ve ergenler daha atak oluyorlar. Onu da anlaması lazım yetişkinlerin ayrıca. Tabii. Şimdi bilim idealisti insanlık yararına yapılıyordu. Alexander Fleming penisilinleri buldu. Bundan yani Alexander Fleming'in malikaneleri, sarayları, köprüleri, ne bileyim hamamları yok. Böyle bir şeyleri yok. Bir ismi var, bir Nobel ödülü var, adına kurulan enstitüler var. Efendim Pasteur kuduz aşısını buldu. Aklıma gelen örnekleri hızlıca vereyim. Hı hı. Pasteur kuduz aşısından çok büyük şeyler kazanmadı ama bir şey bıraktı arkada. Pasteur Enstitüsü diye bir yer bıraktı. Devam edelim. Kadın geldi aklıma şimdi. Marie Curie, Madame Curie olarak biliriz. Fransız Bilimler Akademisi kendisine haksızlık yapmıştır. Almamıştır. Kadın olduğu için sırf. Hani biz bugün Fransızlara daha böyle batılı matılı diye bakıyoruz. Bizi de eleştiriyorlar. Aslında herkes kendi yakasından aşağıda biraz bakması lazım. Evet. Marie Curie hem fizikte hem kimyada iki tane Nobel ödülü almış biridir. Ve Marie Curie'ye diyorlar ki ya kardeşim radyumu buldun, bari bunun patentini al, bak para kazanmıyorsun sen bu işten. Verdiği cevap harika bir cevaptır. Diyor ki radyum bu dünyada bulduğum bir şey benim ve bu
gezegenin üstünde yaşayan herkesin ortak hakkıdır bu. Bunu benim bulmam bana bir ayrıcalık getirmiyor. Buydu. Viktor Emil Frankl var. Nazi toplama kamplarının en ağırı Auschwitz kampında hayatta kalmayı başarmış. Avrupa'nın en büyük 3 psikiyatri ekolünden birini kurmuş bir kişiden bahsediyoruz. Logoterapi tekniğini ortaya çıkaran kişidir. Çocuğunu ve eşini o kamplarda kaybetmiştir ve buna rağmen 95 yaşına kadar da yaşadı. Çok güzel eserler yazdı. İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. 150 sayfalık bir şey. Başucu kitabımdır benim ve bizi dinleyenlere de tavsiye ederim. Yani ben de okumadım, ben de okuyayım. İnsanın Anlam Arayışı kitabında der ki, bilim, yani çok güzel örnekler var orada da, bilim insanı asla ün, şöhret ve para peşinde koşmamalıdır. Bilim insanı gerçeğin peşinde insanlık yararına bir şeyler üretmelidir. Şimdi bu bilim anlayışından nereye geçtik? 21. yüzyılla birlikte giderek hızlanan şekilde artık her buluş gizleniyor. Patentler alınmaya çalışılıyor. İlaç endüstrisinden konuşayım. İlaç olmazsa olmaz bir ürün hepimiz için. Biliyor musunuz, şizofreni ve kemoterapi alanında çok önemli ilaçların prototip geliştirme çalışmalarını LG ve Samsung gibi Güney Kore şirketleri yaptı. Japonlar da, Sony falan da giriyor bu işlerin içine. Sonra milyon dolarlarla bunlar Pfizer, Lundbeck gibi ilaç firmalarına devrediliyor. Ve daha sonra o ilaçların maliyetleri artarak, hani tarladaki domates şeye gelinceye kadar envai çeşit yük, evet, biniyor ya üzerine. Hani bilim ticarileşince etikten uzaklaşmaya başlıyor. Ve etikten uzaklaştıkça da o zaman kanıta dayalı tıpta da bir takım etik dışı hareketleri alıp, demin dedik ya bir takım akademisyenler var. Mesela bunların bazıları buradaki bir hatayı gösteriyor halka. Diyor ki ilaç endüstrisi tamamen bitmiştir. Yani burası kara bir endüstridir. Aslında öyle değil. İlaç endüstrisi çok iyi işler de yapıyor. Ama bunun içinde her alanda olduğu gibi kötü işler de dönüyor. Nedeni çok aşırı ticarileşme. Yani devletin sosyal devlet kavramını bir yeniden tartışmamız gerekiyor. Bilimdeki ticarileşmeye nasıl etik bir bağışıklık? Orada çok güzel bir şey söylediniz. Bağışıklıktan muaf değildir. Çünkü bilim de şey yapılabilir, yani kötüye kullanılabilir rahatlıkla ve kullanılabiliyor da. Evet. Ne bileyim, parayla yayın yapan dergiler var, sahte yayınlar var. Çok kısa sürede çok fazla yayınlar yapıp bir anda çok önemli konumda gözüken akademisyenler var. Bilgisini satan akademisyenler var. Buna karşı da bir farkındalık yaratıp buna bir tedbir almamız lazım. Yani yasal boşluk varsa yasal boşlukları doldurmak lazım. Ve gene multidisipliner şekilde bilim insanları bir araya gelip daha hümanist, daha ılımlı, daha ticaretten vareste bir bilimi, yani eski kelimeler de kullanıyorum, ondan ayrı bir bilimi nasıl yeniden inşa edebiliriz, onu da konuşmamız lazım. Çünkü bilim insanlığın gelecek ışığı bence. Yani gene bizim kurtuluşumuz, sorunlarımızın çözümü, birbirimizi sevip sevmememiz gene bilimde. Bilim deyince de hep fen bilimini düşünmesinler. Tabii, bu tabii. Siyasetteki yozlaşma bütün dünyanın problemi. Şu anda sert söylemler, kutuplaştırıcı söylemler var ve insanlar bundan bunalmış durumda. Buna bir çare bulmak için de gene siyaset bilimcilerin, sosyal bilimcilerin bir araya gelip bir çıkış yolu göstermesi lazım. Evet. Siyasetçilere bırakırsanız bu işi hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü siyaset popülist yapılır. Evet. Ancak bilimle kalkınırsınız. Az önce verdiğim Almanya örneğinde olduğu gibi. Almanya'yı siyasetçiler batırdı. Ardından bilim insanları yeniden toparladı. Buradan aldıkları bir takım derslerle de daha dikkatli gidiyorlar şu anda. Tayfun Hocam, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten öyle oldu. Ben kitabın da baskısının çok olmasını diliyorum. Ben de öyle temenni ediyorum. Çok kalın bir kitap da değil. Evet. İnsanlar okusunlar ve okutsunlar ya. Hiç değilse bir bağışıklık sistemimize küçük bir şey koyalım. Bir farkındalık, evet, yaratmak için yazdım. Yoksa amacım ne kimseyi yermek, ne kimseyi aşağılamak, ne ben de buradayım demek, ne de meşhur olmak. Öyle bir düşüncem de yok ama. Evet. Ve böyle kitapları yazan başka bilimciler de çıksın istiyorum. Herkes kendi alanında. Ben ilaca ve eğitime daha çok değindim burada.
Ama eminim başka bilim insanlarının kendi alanlarında da kirli sahalar vardır. Evet. Onlarla nasıl başa çıkılacak ve onların ne olduğunu konusunda farkındalık yaratmak için böyle kitaplara ihtiyaç var. Önce olması dileğiyle diliyorum. İnşallah. Diyorum. O zaman CRI Türk Depanoyu bu haftalık da bitiriyorum değerli dinleyiciler. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. CRI Türk.